Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına doğru ilerleyelim. Efendim merhaba, hoş geldiniz merhaba, Haber Global yayınına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Önemli bir gün. Öncelikle bugüne dair mesajınızı alabilir miyiz? Evet. Ya bu çevremiz, doğamız bize bir emanet. Yani bu emaneti hep birlikte korumak zorundayız. Ki çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakalım. Daha güzel şehirler bırakalım. Bu ortamlarda, bu doğal güzellikler içerisinde daha mutlu, bizden daha iyi şartlarda yaşasınlar. Daha güzel alanlar onlara bu anlamda hizmet sunsun. Bu çerçevede biz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir haftadır çok önemli etkinlikler yapıyoruz. Farkındalığı artırmak istiyoruz. Çevre ve doğanın hepimizin sahibi olduğu ve bu sahip olduğumuz değerlere en iyi şekilde koruyarak, gözetleyerek, titreyerek, üstünde titreyerek sahip çıkmamız gerektiğini anlatmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle tüm milletimizin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Ve bugün de çok önemli etkinlikleri inşallah Pendik'te millet bahçemizde yapacağız. Efendim çevre deyince özellikle akıllara son zamanlarda, son 4 aydır Marmara'yı etkisini altına alan müsilaj geliyor. Gerçekten korkutucu görüntüler. Bununla ilgili bugün bir çalıştay da gerçekleşiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı müsilajla ilgili tür adımlar atacak. Evet, biz müsilaj problemi çıktığı andan itibaren bakanlığımız tüm birimleri acil eylem planı çerçevesinde harekete geçtiler ve bu noktada sivil toplum örgütlerimizle, bilim adamlarımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir konferans başlattık. Bu konferans çerçevesinde dün 650 tane katılımcı bu konferansa dahil oldular. Ve fikirlerini, önerilerini paylaştılar. Bu çerçevede de tabii kirliliğin nedenlerini araştırdığımız, bu nedenlere ilişkin kısa ve uzun vadede yapacaklarımızı yine tespit ettiğimiz önemli bir çalıştayı yürütüyoruz. Neticelerini de inşallah yarın milletimizle paylaşıyor olacağız. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu konuda gerekli her türlü hassasiyeti yürüterek belediyelerimize verilmesi gereken gerek teknik gerek maddi desteği vermek suretiyle aynı Haliç'te ne yaptıysak 1994 yılında Marmara Denizimizde de Boğazımızda da aynı anlayışla bu projeyi yürüteceğiz. Sahip çıkacağız. Şehirlerimizin nefes aldığı alanlar, işte biri yeşil alanlarımız, biri de okyanuslarımız, göllerimiz, akarsularımız. Dolayısıyla bunları temiz tutmak zorundayız. Buradaki ekolojik yaşamın sürmesi adına, yine canlı türünün yaşaması adına bu alanlarımıza sahip çıkmalıyız. Burada millet bahçelerinin işte sayısını, miktarını arttırıyor. 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bugün açılışını gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte 33 millet bahçesini milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bunun içinde yürüyüş yolları var, bisiklet yolları var, göletlerimiz, koku bahçelerimiz. Burada 7 gün 24 saat vakit geçirebilecek insanlarımızın her türlü ihtiyacını giderecek alanlar mevcut. Diğer tarafta da hem korunan alanlarımızı arttırıyoruz, yeşil alanlarımızın miktarını arttırıyoruz, göllerimize, akarsularımıza sahip çıkacak adımlar atıyoruz ve gerek dip çamurluğu temizliği olsun, gerekse atık su arıtma tesislerimizin 2002 yılında 145 tane atık su arıtma tesisini bugün 1170'e çıkardık ve o gün için %35'e hizmet veren nüfusumuzun tesis sayısını nüfusumuzun %90'ına hizmet verir hale getirdik. Dolayısıyla müsilajında baktığınızda kirlilik en büyük nedeni olduğu görülüyor. Yine deniz suyu sıcaklığının artması, iklim değişikliği bu sebeplerin başında geliyor. Aldığımız numuneler çerçevesinde açıklayacağımız eylem planlarıyla inşallah biz de bakanlık olarak her türlü desteği belediyelerimize vererek süreci yöneteceğiz. Efendim uzmanlar özellikle Marmara'ya arıtım tesislerinden geçmeden deşarj olmasının bu duruma sebep olduğunu söylüyor. Artık bu çalıştaydan sonra kaçak atığı tamamen Marmara'ya keseceğiz diyebilir miyiz? Şimdi bakanlığımızın bu konuda sürekli ölçüm ve izleme sistemi mevcut. Atık su arıtma tesislerinde ilave koyulmamız gereken yerlerde bu tesislerin miktarını arttıracağız ve anlık takip edeceğiz. Yani ki zaten takip edilen bir sürecimiz söz konusu. Bunun dışında atık su arıtma tesisi hizmeti almayan, verilmeyen, eksik olan sürece ilişkinde her türlü inşallah desteği vereceğiz. Çok insani bir şey de sormak istiyorum. Bu görüntüleri görünce siz neler hissediyorsunuz? Üzülüyoruz. Yani her Türk milleti nasıl bakıyorsa,
her vatandaşımız ne hissediyorsa biz de aynı duyguları hissediyoruz. Daha aslına bakarsanız bizim için çok daha üzücü. Çünkü her yaptığımız projeyi, her attığımız adımı çevremizi, doğamızı korumak için atmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız bu noktada hakikaten çok büyük mücadele veriyor. Bu görüntüler de açıkçası içimizi acıtıyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yine uzmanlar diyorlar ki bugün çalışmalara başlansa 15 yıl gerekir Marmara'nın eski haline dönmesi için. Sizin bu konuda bir öngörünüz var mı? Detaylı yarın inşallah açıklayacağız. Pekala. Tamam. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.